9 yıl önce Malezya Hava Yolları yolcu uçağı ortadan kayboldu. Uçaktaki 239 kişinin tamamı hiçbir zaman bulunamadı. Günümüz havacılık endüstrisinin en büyük ve çözülememiş gizemlerinden biri, Malezya Uçuş 370'in gizemli bir şekilde ortadan kaybolması bilim adamlarını hala meşgul etmeye devam ediyor. Havacılık uzmanları ve halkın kafası karışık ve tam bir çaresizlik içinde. Ancak bu yolcu uçağına gerçekte ne olduğunu kanıtlayan bazı şok edici ayrıntılar ve görüntüler gün yüzüne çıktı. O kadar inanılmaz derecede şaşırtıcı ki düşünebileceğiniz her şeyi sorgulamanıza neden olacaklar. Genel olarak havacılık endüstrisi hakkında bilgi sahibi olmakta fayda var. 370 sefer sayılı uçuşa gerçekte ne oldu? Elde edilen yeni şok edici ayrıntılar nelerdir? Ve bu havacılık gizemi hakkında neyi ima ediyorlar? Ya da ne anlatmaya çalışıyor olabilirler? Bilim adamları nihayet Malezya uçuşunun yerini bulmuşlar gibi görünüyor. MH-370 sefer sayılı yolcu uçağı, Malezya Hava Yolları tarafından işletilen ve 200'den fazla yolcusu bulunan son seferinde Çin'in Pekin şehrine giden bir yolcu uçağıydı. Uçağın 8 Mart'ta Malezya'nın Kuala Lumpur Uluslararası Havaalanı'ndan kalkış yaparak uzun bir yol kat etmesi planlanıyordu. Ancak bir şekilde radardan aniden kaybolup belirlenen varış noktasına ulaşamadığında trajedi başladı. Uçağı kurtarmak için birçok arama ve kurtarma misyonunun başlatılmasını beklersiniz. Ancak bunların hiçbiri uçağın ortadan kaybolmasından uzun bir süre sonrasına kadar devreye alınmamıştı. Herhangi bir sorun olduğuna dair hiçbir ipucu ya da işaret yoktu. Görünüşte sadece uçak radardan kaybolmuştu. MH-370, güvenliği ve günümüzün teknolojik özellikleriyle uzun uçuşlara çok uygun olmasıyla bilinen bir Boeing uçağıydı. Ve bu nedenle nasıl ortadan kaybolduğu büyük bir muammaydı. Şimdiye kadar pek çok uzman ve analist MH-370'in ortadan kaybolmasının ardındaki gizemi çözmeye çalışmış ve çeşitli teoriler ortaya atmıştır. Bu uçağın düşmesinden pilotun sorumlu olabileceğine inanmaktadır. Malezya 370 hava trafik kontrolörüne iyi geceler diledi ve bu uçağın transponder ve iletişim sisteminin muhtemelen pilot olan bir kişi tarafından kapatıldığı Malezya Hava Kuvvetleri tarafından doğrulandı. MH-370'in pilotu 53 yaşındaydı. Zahari Ahmad Shah adlı gazi. 18.000 saatten fazla uçuş deneyimine sahipti ve herhangi bir suç faaliyeti ya da akıl hastalığı geçmişi yoktu. Ancak bazı araştırmacılar bu adamın Malezya hükümetiyle kişisel sorunlarının da olabileceği sonucuna vardı. O dönemde hükümete karşı çıkan siyasi bir aktivist olduğuna inanıyorlar. Aynı zamanda karısıyla bazı sorunları olduğunu da ileri sürüyorlar. Tüm bunlar onu korkunç bir suç işlemeye itmiş olabilir. Bu pilot intihar teorisine inandırıcılık katan başka bir gerçeğe daha sahipti. Zahari, hava trafik kontrol üssüne herhangi bir tehlike sinyali göndermediği, ayrıca bu pilotun uçaktaki diğer herkesin tehlike mesajları ve uyarılar göndermesini engellemek için bir şeyler yapmış olması gerektiğine inanılıyor. Ki bu mümkündü. Bunu kokpit kapısını kilitleyerek ve kabindeki basıncı boşaltarak uçaktaki herkesi etkisiz hale getirerek veya öldürerek gerçekleştirmiş olabilir. Ancak o zaman bu adamın devasa bir yolcu uçağına tam olarak ne yapmış olabileceğini merak edebilirsiniz. Diğer taraftan aynı uzman grubu uçağı onun düşürdüğüne inanıyor. Burada bir soru daha ortaya çıkıyor. Peki herkesi etkisiz hale getirdiyse neden uçağı düşürsün? Yetkililerin yoğun bir arama sürecinin ardından Malezya'nın 370 sefer sayılı uçağına ait olduğuna inanılan bazı enkaz parçaları buldu. Ona ait olduğu hiçbir zaman kanıtlanamadı ya da açıklanmadı. Fakat yine de parçalar incelendi. Bu parçalar arasında bir kanat ve karbon iç panelin bir bölümü de vardı. Gerçek yavaş yavaş görülmeye başlandı ve bu daha da rahatsız edici bir hale geldi. Geçmişte 1997'de pilotların kasıtlı olarak intihar uçağı kazası yaptığı birçok örnek yaşanmıştı.
1999'da Singapurlu bir uçağın pilotu bir Boeing 737 uçağını kasıtlı olarak yüksek hızlarda suya düşürmeden önce iletişim sistemlerini devre dışı bıraktığında tüm dünya korkunç bir trajediye tanık oldu. 990 Mısır uçuşunun yardımcı pilotu yolcu uçağını kasıtlı olarak Long Island denizine düşürdü ve uçaktaki herkesi öldürdü. Yine 2014'te MH370 olayından yaklaşık bir ay önce ise Baek'in 70 numaralı uçağı kaptan tarafından düşürüldü. Bu şekilde liste uzayıp gidiyor. Diğer taraftan aynı senaryo ya da senaryolar 370 numaralı uçuşta da gerçekleşmiş olabilir mi? Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarınızda benimle paylaşın değerli arkadaşlar. Pilotun 370 numaralı uçuşa ilişkin son iyi geceler sözleri mecazi ve düşünülmesi gereken bir intihar notu olabilir mi? Pek çok uzman analist durumun bu olduğuna inanıyor. Bazıları pilotun ilaç etkisinde olabileceğini bile düşünüyor. Uçağın Hint Okyanusu'na mı yoksa Antarktika'nın buzullarına mı gittiği, bu uçağın kara kutusunu bulana kadar gerçekten de bilinemeyecek bir konu aslında. Bu arada kara kutu bir uçağın uçuş verilerini belirli bir algoritmayla kaydeden özel bir cihaz oluyor. Her uçağın ihtiyacı vardır. Hava kuvvetleri yetkilileri bir çarpışma veya uçuş sırasında olağan dışı herhangi bir olay durumunda kayıtlı uçuş verilerini analiz edecekleri için bir kara kutuya sahip olmalıdır. Kara kutular uçak kazalarına dayanacak şekilde inşa edilmiştir. Su altında yaklaşık olarak 30 güne kadar etkilenmeden kalabilirler ve yüksek sıcaklıklarda, örneğin yangınlarda 2000 dereceye kadar dayanabilmektedir. Şu ana kadar Malezya'nın 370 sefer sayılı uçuşunun kara kutusunu bulma çabaları sonuçsuz kaldı. Çarpma anında uçağın binlerce parçaya bölündüğü neredeyse kesin gibi görünüyor. Ancak bu uçağa ait hiçbir kalıntı bulunamadı. Hiç kimse bu uçağın düştüğü yeri tam olarak bilemediğinden MH370'in kara kutusunun aranması 2 yıldan fazla sürdü. Başlangıçta arama ekipleri kendilerini uçağın radardan kaybolduğu gerçek konumla sınırladı. Ancak Malezya hükümeti uçağın radardan çıktıktan sonra uçmaya devam ettiğini açıkladı. Arama çalışmaları okyanusun uzak bölgelerine kadar genişletildi. Ancak kara kutu hiçbir zaman bulunamadı. Bazı havacılık uzmanlarının öne sürdüğü tartışmalı teorilerden biri de bu olaydan Malezya hükümetinin sorumlu olabileceği yönünde. Bir grup uzman MH370'in başına gelenin bir kaza olmadığına, aslında en başından beri planlandığına inanıyor. Pek çok gerçek bu teoriyi biraz ikna edici buluyor aslında. Böyle bir gerçek MH370'in radardan çıktıktan hemen sonra düşmemesidir. Tamamen kaybolmadan veya çarpmadan önce yaklaşık 1 saat kadar uçmaya devam etti. Çünkü bazı tahminler, araştırmaları uçağın uçuş kontrol istasyonunun uydudan aldığı sinyalleri kaybetmesinden sonra birkaç saat boyunca hala Hint Okyanusu'ndaki sabit bir uyduyla iletişim halinde olduğu açıklandı. Inmarsat adlı Londralı bir şirkete aitti. Bu uçakla Inmarsat uydusu arasındaki iletişim daha çok kısa elektronik sinyallerden ibaretti ve herhangi bir spesifik bilgi sağlamıyordu. Bu periyodik bip sinyallerini takip ederek uçağın konumu hakkında bilgi almak yerine hala çalışır durumda olduğunu kanıtlamak yerine uzmanlar uçağın radardan kaybolduktan sonra uçmaya devam ettiğini ve bu uçağın özel bir uyduyla iletişim kurmayı seçtiğini tespit ettiler. Bu uydu konusu bugüne kadar kimsenin çözemediği ve anlayamadığı bir gizemdir. Ancak birçok kişinin bu uçağın Hint Okyanusu'na ya da çevredeki herhangi bir bölgeye düştüğüne ya da kaybolduğuna inanmasına neden olmuştur. 370 sefer sayılı uçuş olayıyla ilgili ilk soruşturmalar sırasında şüpheli davranış, aynı zamanda hükümette farklı söylentiler ve yolsuzluk iddiaları olduğu sırada patlak vermişti. Bu durum özellikle Avrupa, Avustralya ve Amerika'dan gelen soruşturmacılar arasında şüphe uyandırdı. Malezya Hava Kuvvetleri'nden biri için pilotun intihar ettiği teorisi, bu uçağın radardan kaybolduktan sonra güneybatıya keskin bir dönüş yaptığını, ardından Malay Yarımadası üzerinden rotasını değiştirip Panang Adası üzerinde tur attığını, kuzey veya batıya uçtuğunu ya da ardından tamamen ortadan kaybolduğunu ortaya çıkardı. Tüm izleme sistemlerinde bu olaylar dizisi çok nadirdir. Genellikle pilotlar bir uçağı düşürmek istediklerinde bunları yapmazlar. Bu yüzden pek çok analist MH370 olayının ya bir kaçırma ya da baştan beri iyi planlanmış bir trajedi olduğuna inanmıştır.
Başka bir rahatsız edici olaysa pilot Zahari'nin kişisel bilgisayarından ve uçuş simülatöründen geldiler. Ve bu adamın simülatörü uçuş sırasında izlediği uçuş rotalarına çok benzer uçuş rotaları üzerinde çalıştığı anlaşıldı. Yani simülasyon üzerinde eğitim almıştı. Onun Hint Okyanusu üzerinde uçtuğunu, farklı rotalara yöneldiğini ve sonrasında indiğini gösteriyordu. Daha sonra araştırmacılar pilotun uçuştan sadece bir hafta önce simülatöründen bazı verileri sildiğini buldular. Ancak bazı araştırmacılar ise bunların sadece birer tesadüf olduğunu iddia ettiler. Eğer bu pilot ölmeyi planlıyorsa bu ayrıntılı faaliyetleri gerçekleştirmiş olması aslında oldukça şüpheli. En başından beri bir şekilde yoldan sapmışsa ya hava kuvvetleri tarafından bunu yapması gizlice söylenmiştir ya da intihar görevinin bir parçası olarak bunu kendisi yapmayı planlamıştır. Ancak çoğu intihar vakasında uçaklar genellikle olaydan hemen sonra bulunur. Olay ancak Malezya'nın 370 sefer sayılı uçuşu neredeyse 10 yıl boyunca bulunamadı ve dahası olay anlaşılamadı. Bu tamamen bir gizem. Birçok kişinin Malezya hükümetinin bu olaya karışmış olabileceğine inanmasının haklı tarafları belki de olabilir. Kesinlikle devasa bir uçağın iz bırakmadan sihirli bir şekilde ortadan kaybolmasının hiçbir yolu yoktur. Dolayısıyla kaçırma bu durumda makul bir açıklama gibi görünmüyor. Çünkü hiçbir terörist grup olayın sorumluluğunu üstlenmedi. Ayrıca siyasi meseleler dışında birinin bir yolcu uçağını kaçırmak isteyebileceğine dair somut bir neden yok gibi görünüyor. Lojistik sofistike bir Boeing uçağının gizlice kaçırılmasına yol açacak teknik ve dolaylı detaylar o kadar fazla ki aslında bu kaçırma fikrinin saçma olduğu bile düşünülebilir. Boeing uçakları sürekli elektronik bağlantı, modern aletler ve çok sayıda yedek iletişim sistemiyle donatılmıştır. Ve o zamandan beri pek çok parmak bir şekilde Malezya hükümetini işaret ediyor. Olaydan sonra başlangıçta Malezya Hava Kuvvetleri tarafından aramaya yardım etmeye gelen Avustralya ve Amerika gibi dış taraflara verilen çok sayıda yanlış veri hükümetin bir şeyler sakladığını ortaya koyuyor. Başlangıçta uçağın hemen düştüğünü açıklamışlardı. Devamında diğer ulusların ekipleri tarafından yapılan detaylı araştırmalar bunun böyle olmadığını ortaya çıkardı. Ortadan kaybolmadan önce saatlerce uçtuğunu belirlemişlerdi. Daha sonra Malezya Hava Kuvvetleri yapmış olduğu inkarlara rağmen bunu sonunda kabul etti. Devamında ilginç bir keşif Mike adında bir elektrik mühendisi tarafından yapıldı. MH370 olayını inceleyen bağımsız bir grup ilk dönüşlerden birinde uçağın sadece yön değiştirmediğini aynı zamanda yaklaşık 40.000 feet yüksekliğe tırmandığını açıkladı. Böyle bir hareketin uçaktaki herkesi çok güçlü G kuvvetlerine maruz bırakacağını söyledi. Mike şöyle söylüyor. Bu ani tırmanışın herkesi koltuklarına saplamış olması, başka bir deyişle onları etkisiz hale getirmiş olabileceğine inanıyor. Ayrıca ani yükselişin uçağın basıncını hızlı bir şekilde düşürmek için kasıtlı hareket olduğuna inanıyor. Bir uçağın basıncını düşürmek, içindeki hava basıncını koruyan sıkı mührün etkilendiği anlamına geliyor. Kabin aşırı irtifalara çıktığında veya bu tür irtifalara seyir halindeyken kabindeki havayı hızla kaybedersiniz ve yolcular oksijen eksikliğinden dolayı bayılır ya da ölürler. Bu MH370'te de geçerli olabilir. Bazı teorisyenler ayrıca Malezya'nın 370 sefer sayılı uçağının gökyüzünde patlamış olduğunu öne sürdüler. MH370'in üzerinden uçtuğu bazı bölgelerin güya Çin ve Hindistan gibi ülkelerin radar sistemleri tarafından yoğun bir şekilde izlendiğini bilmenizde fayda var. Eğer uçak patlamışsa kesinlikle en az bir radar sistemi tarafından bu yakalanabilirdi. Ve dolayısıyla bir veya daha fazla hükümetin bu uçağın neden ve nasıl düştüğünü tam olarak bilmesi mümkün olabilirdi. Ancak bunu açıklamamayı tercih etmesi muhtemeldir. Bu keşif bir kez daha Malezya hükümeti hakkında şüpheler oluşturmuştur. Uçağın talihsizliğinden sorumluyuz ama yine de yardım edemezsiniz. Acaba bir ulusun hükümeti gerçekten böyle bir şey söyleyebilir mi? Bu kadar çok insanı aynı anda trajik bir şekilde yok etmek ya da öldürmek büyük ölçüde korkunç bir şey. Uçakta 200'den fazla canın kaybı, etkilenen yolcuların ailelerini panik, kafa karışıklığı ve depresyona sürüklemek, sevdiklerinizin bir uçak kazasında ölmesi bambaşka bir şeydir. Ancak uçağın hiçbir şekilde iz bırakmadan ortadan kaybolması ve 10 yıl boyunca da çözülememesi tamamen bambaşka bir şey oluyor.
Ancak her halükarda iki önemli soru ortaya çıkıyor. Bu uçağa ne oldu ya da nereye indi? Arama çalışmalarına aktif olarak katılan havacılık uzmanları uçağın Hint Okyanusu'na düştüğüne inanıyor. Malezya Başbakanı Naib Razak uçağın Hint Okyanusu'nun güneyine düştüğünü kamuoyuna açıkladı. Ancak önemli bir keşif veya herhangi bir bulguya rastlanmadığını dile getirdi. Ve dolayısıyla 370 sefer sayılı uçuşun gizemi hala çözülemedi. Son zamanlarda yeni ortaya çıkan görüntüler ve ayrıntılar sayesinde bu olaya yeni bir ışık tutuldu. Bu tamamen akıllara durgunluk veren bir olay. MH370 sefer sayılı uçuşun ortadan kaybolmasına muhtemelen uzaylılar neden olmuş olabilir dendi. Ağustos 2023'te çevrimiçi bir UFO topluluğunda bir yolcu uçağını çevreleyen küresel ışıkların kızılötesi görüntülerini gösteren bir video paylaşıldı. Nesneler uyum içinde hareket ediyor ve aracı senkronize ediyormuş gibi manevralar yapıyorlardı. Onlardan birinde uçağın keskin bir dönüş yaptığını görüyoruz. Garip ziyaretçilerden kaçıyorlar. Ancak küreler formasyonlarını koruyarak ona kilitleniyorlar ve sonra şok edici bir şey oluyor. Üç nesne de aniden uçağın üzerinde birleşiyor ve bir parıltı görülüyor. Ve ardındansa uçak kayboluyor. Bu videoyu izleyen birçok kişi uçağın bu videosuna çok şaşırdı. MH370'e çarpıcı bir benzerlik bu görüntülerin yörüngedeki bir uydudan geldiğini gösterdi. Dolayısıyla belki de bu uydu MH370'in kaybolmasından sonra meydana gelen trajediyi kaydetmiş olabilir. Uzaylılar paradoksu yine ortaya atılmış durumda. Diğer taraftan uçağın iletişim, adresleme ve raporlama sistemini sırayla devre dışı bırakılması hala bir sorun. Fakat dıştan bir etki tarafından da yapılmış olabilir. Uçağı tüm izleme sistemleri için görünmez kılmak, böylece herhangi bir imdat çağrısı yapabilmenin önüne geçmek. Sırf UFO karşılaşmalarının genellikle garip sinyaller ve emisyonlarla özellikle de yakın çekim karşılaşmalarla takip edildiğini biliyoruz. Amerikan Hava Kuvvetleri'nde UFO'larla karşılaşan birçok pilot aslında yıllardır raporlamışlardır. Ve bir şekilde bu raporlar ya da haberler itibarsızlaştırıldığı için halk ve yetkililer tarafından inanılmaması yönünde tercih edilmiştir. 1967'de EMP sinyallerinde deneyimlendiği gibi silahların ve radar sistemlerin UFO'lar tarafından kapatıldığını bile bildirmişlerdi. Amerikan Hava Kuvvetleri içinde bazı subayların ERS'nin Hava Kuvvetleri üstündeki 10 nükleer savaş başlığını kapatan turuncu bir uçağın diskle nasıl karşılaştığına dair söylentiler ve raporlar da bulunuyor. Dünyanın pek çok ülkesinde resmi kurumlarda, özellikle Amerika'da ve pek tabii askeri donanmalarda bu tip olaylar sıklıkla rapor edilmektedir. Diğer taraftan UFO kurbanları uçaklardan tuhaf bir enerji geldiğini hissettiklerini bildirmişlerdir. Genellikle bu tür bir enerji patlaması kurbanlara korkunç sonuçlar veya zarar verir. Bu ünlü uzaylılar tarafından kaçırılma hikayelerinden birinde de yaşandı. Travis Walton'ın kaçırılmasına görgü tanığı olan arkadaşları UFO'dan tuhaf bir ışık hüzmesinin çıktığını ve ona çarptığını gördüklerini iddia ettiler. Ve ardından Walton bir tür bir bilinç kaybı yaşamıştı. Birçok hava kuvvetleri pilotunun UFO karşılaşmaları sırasında yaşadığı iddia edilen iletişim, silah ve sistem arızalarının yaşandığını ve bundan bir enerji ışınının sorumlu olduğunu açıklamışlardır. Eğer bu görüntü doğruysa MH370'in pilotu böyle bir şey yaşamış olabilir. Bu yüzden etrafta dolaşmaktan başka bir seçeneği yoktu. Ya da onlardan kaçmak için kasıtlı olarak manevralar yapmıştı. UFO'lardan kaçmaya çalışan MH370'in düzensiz uçuş yolu da bu uzaylılar tarafından kaçırılma teorisini bir şekilde destekliyor. Belki de pilot uçağını çevreleyen uzaylı nesnelerden uzaklaşmaya çalıştığı 6 saat boyunca gökyüzünde mecburen dolaşmıştı. Uçağın uçuş rotaları analiz edildiğinde ani dönüşlerin çoğunun kaçınma manevrası olduğu anlaşıldı. Belki de bu pilot sadece baskı altında hareket ediyordu ve hiçbir zaman intihar etme niyetinde değildi. Malezya ve diğer bazı ülkelerin bu olayla ilgili radar verilerini paylaşma konusundaki isteksizliği de bunu destekliyor. Aslında her zaman olduğu gibi. Uzaylıların kaçırma teorisi belki de yaşanmıştı. Ve bu açıklanamayacak bir şekilde özellikle yanıltıcı cevaplar verilerek rafa kaldırılmış olabilir.
Bilgiyi gizlemek için belki de Malezya hükümetinin başlangıçta olay hakkında yarım yamalak ayrıntı vermesinin nedeni tam da bu olabilir. Hükümetlerin ve ilgili kurumların uzaylıların varlığını reddettiğini sürekli görüyoruz. Hatta NASA gibi ünlü kurumların bile dünya dışı yaşam formlarının varlığını henüz kabul etmediğini biliyoruz. Ve kabul etmemek için de var güçleriyle çalışıyorlar. Bu senaryo göz önüne alındığında kamuoyuna bir yolcu uçağının tamamının uzaylılar tarafından ele geçirildiğini açıklamak kesinlikle mantıklı olmazdı onlar için. Bunun açıklanması ya da açıklama yapan kişilerin desteklenmesi tüm gerçeklerin değişeceği anlamına geliyor. Bu yüzden açıklama yapılmıyor ve bu tip konular bir şekilde komikleştiriliyor, itibarsızlaştırılıyor ya da bunun gibi ciddi konularsa soru işaretleriyle bırakılıyor. Uçağın kaybolması önceki teorilerin ötesinde yeni sorular da ortaya çıkarıyor. Eğer uçaktaki yolcular hala canlıysa akıbetleri neydi? Görüntülerde gördüğümüz parlak ışıklar ne olabilir? Bu parlayan ışıklar eğer ki uzaylılarsa onları ele geçirmiş olabilirler mi? Ki öyle olduysa şu an ne durumdadırlar?